Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir video kaydında yine beraberiz. Bugünkü video kaydımda sizlere bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan klozetimizin şuradaki sifona bastığımızda, sifona suyu boşaltmak için bastığımızda şu aradan su geldiğini, yani depo ile klozetin arasından su geldiğini söyleyen arkadaşlarımız vardı. Sifona bastığınızda eğer şu aradan su geliyor ise, bu aradan su gelirse, buradan gelen su da küflü bir şekilde akıyor ise, arkadaşlar bunun çözümü nedir? Bunun nasıl tamirini yaparız? Bunu göstermek amaçlı bu videoyu hazırlıyorum. İnşallah yardımcı olabilirim. Sifona bastığınızda bu klozetle deposuyla, şöyle göstereyim. Klozetin deposuyla bu aradan su gelirse arkadaşlar yapmamız gereken şey şuralarda depoyu klozete bağlayan iki tane kelebek vida var. Bir tane bu tarafta, bir tane bu tarafta. Bunları söküyoruz arkadaşlar. Bunları söküyoruz. Burada şu şekilde bir tanesi plastik, diğeri demir. Mesela yine aynı şekilde şu tarafta da bir kelebek vida var. Bunu da söküyoruz. Bu klozeti dışarıda gösteriyorum ki ben şu anda hem bunu montajına götüreceğim. Montajını yapacağım. Hem tamirini yaparken nasıl yapıldığını da sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu vidaları söktükten sonra bu depo, bir de şurada şey var arkadaşlar. Şurada sprey oluyor. Klozetin deposunu dolduran bağlantı sprey oluyor. Bunu da sökmeyi unutmayın. Tabi klozete gelen vanaları da kapatmayı unutmayın. Vanaları kapattıktan sonra buradan bu spreyi de sökün. Şu şekilde bunu çıkardığınızda bu boşa çıkacak. Taharetinki kalabilir. Daha sonra bu depo buradan çıkıyor arkadaşlar şu şekilde. Daha göstereyim. Şu şekilde depo çıkıyor buradan arkadaşlar. Bunu buradan alıyorsunuz. Deponun altı bu şekilde arkadaşlar. Bir tane burada, bir tane burada. Az önce kelebeklerini sökmüş olduğumuz vidalar var. Şimdi bunu sökmemizdeki amaç neydi? Klozetin deposuyla klozet arasından su gelmesiydi arkadaşlar. Sifona bastığınızda su gelmesiydi. Ve göstermek istediğim şey arkadaşlar, içine taktığımız, içinden doğru dışarıya çıkan vida şu vida. Şurada vidayı da önce pul. Daha sonra şu konik conta var. Arkadaşlar bunu takarken dikkat etmemiz gereken şey, göstereyim. Şu şekilde net bir görüntü alabilirsek. Dur. Arkadaşlar kamerayı yaklaştıralım. İçinden takmış olduğumuz conta arkadaşlar, bu deliğe eşit miktarda otursun. Yani şu şekilde falan takmayın. Şu vidayı buradan tuttunuz. Şu şekilde deliği oturtturdunuz. Tam ortasına gelecek şekilde oturtturdunuz. Diğerinizle bir elinizle şunu, vidayı bu şekilde tutarken tam ortada olmasına dikkat edin. Önce plastik çantayı, sonra demir pulu arkadaşlar. Şu şekilde takıyoruz. Daha sonra görmüş olduğunuz üzere
Bu vidayı takıyoruz. Bu vidayı buraya yamuk şekilde takmayın arkadaşlar. Yani merkezine conta tamamen otursun. Şu şekilde. Bunu güzel sıkın. İyi sıkmanız gerekir. Eğer iyi sıkmaz iseniz şu zeminden, yani şu alta koyduğumuz plastik conta ile deponun arasından sürekli su kaçırır. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim, bu gayet sıkıldı. Zamanla bu vida aşınıyor. Aşınıyor. Yani buradan su kaçırırsa eğer, buradan gelen su gördüğünüz gibi sarartmış burayı. Sarı bir hal almış. Bu vidanın samurun tamamen çürümesine sebep oluyor. Siz sifona bastığınızda sızan su buradan küflü bir şekilde bunu sürekli küflendiriyor. Siz bastığınızda da sürekli küf akıyor. Yani klozetle deponun arasında sürekli küf akmaya başlar. Şu kenarlardan. Ondan sonra göstereceğim. Arkadaşlar bu vidaları bu şekilde monte ediyoruz. Az önce gösterdiğim şekilde bunu da monte ediyoruz. Şunu da arkadaşlar aynısı. Bu da klozetin doldurum ünitesindeki sifonun parçası. İçinde şey var. İçinde göstereyim. Şunu. Şu dolum ünitesinin, klitorun bağlantı yapıldığı yer. Bunu da arkadaşlar takarken merkezine dikkat ederek takalım. Merkeze dikkat edilsin. Yani tam ortaya getirin. Pul ve vidayı ondan sonra takın. Şu suyun boşaltma ünitesinin merkezi. Ünitesi merkezi arkadaşlar. Bunu iyi sıkın. Bir elinizle içeriden tutarak, diğer elinizle buradan bu şekilde arkadaşlar iyi sıkın. Bu eğer şu gevşemiş, şöyle gevşemiş olursa siz sifona bastığınızda veya basmasanız dahi şu kenarlardan su gelir. Gelen su bu kısımlardan sürekli akar. Bu da klozetle deponun arasından su gelmesini sağlar. Eğer deponuzu sökebilir, ben bunları kontrol edeyim derseniz mutlaka arkadaşlar şu kısmı iyi sıkın. Yani tamamen dönmez olana kadar sıkın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu malzeme, şu malzeme yani. Bunu içeriden takıyoruz zaten. Bunu biliyorsunuz. Bir de bu malzemeyi alırken kutunun içinden şu conta çıkıyor. Şu şekilde. İçi bunun içi doluyor. Yani aynı renkten olduğunu düşünün. Şu şunun içinde oluyor. Şu malzeme. Bunu arkadaşlar şuraya takıyoruz. Şu şekilde bastırın. Yani şöyle oldu. Bu burada olacak arkadaşlar. Bunu özellikle en önemli parçalardan bir tanesi de bu. Yani şunların vidalarının altını iyi sıktınız. Bundan eminsiniz. Şunun iyi oturması gerekir. Şimdi yerinde nasıl yapıyoruz bunu da göstereyim. Şimdi diyelim ki arkadaşlar şunu şu şekilde oturtturduk. Yani bu burada. Hiçbir problem yok. Hepsini kontrol ettik. Bunu getiriyoruz. Yani şunu da göstereyim. Yani şu conta, şu görmüş olduğunuz contanın aynısı şu kısma basıyor. Şu şekilde. Bu şekilde kapatıyor. Tabii burada conta olduğu için bunu koymuyoruz. Bu conta buraya basıyor arkadaşlar. Getiriyoruz. Klozetin deposunu klozetin üzerine tutuyoruz. Demin nasıl sökmüşsek, sökerken nasıl yapmışsak, önce plastik bul ve demir, arkasından kelebeği,
Arkadaşlar burada da dikkat etmeniz gereken şey, en önemli şey, dengeli sıkın. Yani burayı çok fazla sıkıp da bir tarafı, diğeri de sonra, diğer tarafı da sonra sıkmaya kalkmayın. Yani dengesizlik oluyor. Az önce görmüş olduğunuz o beyaz contaya, onun her rengi var ama bizim takmış olduğumuz beyaz contaya eşit şekilde depo bassın. Şu şekilde. Şimdi yani 2-3 tur bu taraftan, 2-3 tur bu taraftan şu şekilde sıkın arkadaşlar. Şimdi bu tamamen sıkıştı. Yani göstereyim. Depo tamamen şu anda şu görmüş olduğunuz, sizin sorun olarak anlatmış olduğunuz şu kısımlardan su sızdırmaz. Tamamıyla sağlam bir şekilde monte etmiş olduk. İçi de bu şekilde. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Daha sonra alttaki çeşmeden, depoyu dolduran çeşmeden, iç şeyden, küçük musluktan şuna bağlantı yaparız. Oradan suyu açtıktan sonra depo dolmaya devam eder. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Beni izleyen arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, sorunuz olduğunda da sormayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince video çekerek sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.